Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Haziran 2021, Battlefield 2042'nin resmi tanıtım videosu yayınlandı. Görür görmez detaylarına ufaktan bir baktım. Dedim bunun hakkında bir video çekeyim. Çünkü ince detaylar var. Mapler vurgulanmış, silahlar vurgulanmış. Güncel bir Battlefield 4 geliyormuş gibi geldi bana. Umarım umduğumuz gibi olur. Umarım hilesiz olur. Ufaktan videoyu incelemeye geçelim. Burada başlatayım ben videoyu. Sol motorundan hasar almış bir uçak. Şunu Just Cause 4'ten hatırlarsınız, sürekli patlatıyorduk falan. Oyun motoru görüntüleri. Burada infilak ediyor motoru. Ve helikopter inmiş pistinin oraya doğru düşüyor. Şu detaylar, üniformadaki detaylar falan inanılmaz güzel şu an. Acaba bu şekilde mi olacak oyun içerisinde diye düşünüyorum, fakat bu şekilde olması pek imkanı var diye düşünmüyorum. Yani şu detayları oyuna pek yansıtacakları gibi gelmiyor bana, ama yine de buna yakın detayları vurgulayacaklardır, oyun içerisinde yapacaklardır diye düşünüyorum. Şu arkadaş okey yaparken üzerine düşüyor zaten uçak. Helikopterimsi uçak, ne olduğunu tam bilmiyorum. Burada hemen dive yapıyoruz. Yarasa kanatlarını açıyor, ismini unuttum. Dice. Orası herhalde ayrı bir map'ti. Burası da herhalde ayrı bir map. Şu hemen geri alalım. Şuradaki galiba hava aracı. Çünkü yukarıdan düşüyor. Yani artık commander mı olacağız? Yukarıdan bunları atma olayını kim yapacak? Onları tabii ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Kafası makineli tüfekten oluşan bir robotik köpek atıyor aşağı. Bu da deli deli koşuyor tabii. Şimdi hemen map değişti. Tankların ağır bastığı bir yere geldik. Yine hava araçları, tanklar olsun. Baya baya domine çıkıyor. Evet, silah çeşitliliği aslında bayağı var. Yine Battlefield bu konuda eksik bırakmamış durumu. Şu silah, arkadaşın silahları hep değişik yani. Tekrar oraya alalım. Şu silah değişik, şu silah değişik, şu silah değişik, şu değişik. Pompalı, otomatik pompalı, ismini unuttum. Burada bir suya düşüyorlar. Şu grafikler inanılmaz yalnız. Mermilerin vurduktan sonra çıkardığı kıvılcımlar olsun, mermilerin sekmeleri olsun. İnanılmaz. Hop, künyeyi aldı. Evet, başka bir map'e geldik. Buzun üzerinde drift yapan hovercraft'lar var burada arkadaşlar. Ve bunları takip eden paletli bir herhalde personel taşıyıcı, üzerinde bir makine tüfeği de var. Yani buzun üzerinde bir hovercraft, bir de paletli taşıyıcı. Burada da bir uzay birlikte rampadan ayrılıyor. First person'dan görüyoruz şu an aracı. Acaba bu şekilde mi olacak da bilmiyoruz. Yine mapimiz değişti. Burada da helikopterlerin savaşları. Atak helikopterler, ağır helikopterler. Ve yine vazgeçilmez olan Little Bird'ümüz yine oyununu yaptı. Atak helikopterlerini birbirine çarptırıyor. Bunu Battlefield 4'te Şangay'da yapmayan yoktur diye düşünüyorum. Little Bird'ün katliamı diyoruz biz buna. Veyahut da Atak helikopterleriyle Gunner'ın katliamı oluyordu. Tabii bina yıkılmazsa. Mini Gun'lı bir Little Bird. ATV motosiklet. Aslında çoğu şey BF4'ten
gördüğümüz şeyler, alıştığımız şeylerin sayısını ve tiplerini artırarak yine önümüze sunuyorlar. Bir C4 bekliyorduk değil mi burada? Burada bir C4 beklerdik. Burası güzel olmuş. Evet. 5. nesil jetler, savaş jetler. 5,5 mu? Bunu Battlefield'da çoğumuz yapmışızdır, denemişizdir en azından. Yani trailer'a koymaları iyi olmuş mu? Yani oyunda da olacak arkadaşlar bu demek için koymuşlardır. İyi olmuş, güzel olmuş. Detay olmuş. Savaş atmosferi çok iyi. Kamuflajlar, özel görüş gözlükleri var. Kamuflaj çeşitliliği de olacak yine herhalde. Böyle değişik değişik. Burada büyük bir hortum çıkmış. Şehrin ortasında dehşet saçıyor. Şaşırmış bir asker abimiz var. Şu çok tatlı bir şey değil mi ya? Çok güzel değil mi şu? Bunu sürecek miyiz acaba oyunda? Çok güzel bir şeye benziyor. Dev tabela iskele yıkılıyor. Bu küçük taşıtımız hortumun gücüne dayanamıyor tabi. Yine dayılıyoruz burada. Ama nereye? Evet arkadaşlar, böyle bir trailer yapmış DICE ekibi Battlefield 2042 için. Aslında şöyle, Battlefield 4 oynarken şu aksiyonun neredeyse yarısını yaşamışızdır. Battlefield 1 duyurulduğunda BF4'teki hilecilerden artık o kadar sıkılmıştık ki adedik hem Osmanlı var, hem Birinci Dünya temasını vurgulayacaklar. Değişik, ilk defa yapılan bir tema. Eğlenceli olacak, oyun motoru falan değişti. Çok aksiyonlu olacak dedik. Hileler için bir çözüm bulmuşlardır dedik. Girdik, Battlefield 1'in ilk haftası inanılmaz hileci doluydu ve artık isyan etmiştik. Tabii bir ara hilecileri azaldı. Dedik ki tamam, artık buna bir çözüm buluyorlar, işler yoluna giriyor, rayına oturuyor dedik. Son bir senesi Battlefield'ın tekrar hani virüs gibi çoğalmaya başladı hileciler. Sonra Battlefield 5 duyuruldu. Yine buna verdiğim hani reaksiyonun bir %200'ünü 300'ünü vermişimdir Battlefield 5'e. Dedim inanılmaz, süper bir şey geliyor. İkinci Dünya Savaşı teması var. İşte hangi devletler olacak acaba? Şunlar olacak, bunlar olacak. Detaylar verildi, şunlar yapılacak dendi. Dedim artık Battlefield 5 dedi hile falan, buna bir çözüm bulmuşlardır. Çünkü adamların hani Battlefield 1'de başları çok yandı. BF5'te yoktur dedik bunlar. Bir girdik Battlefield 5'te beter. Yine ilk haftadan. Yine rezalet. Yine havada uçan, yine böyle değişik değişik hileciler, tabancayla tek atanlar falan. Yine Battlefield 5 ortalarda bir duruldu. Yine son dönemlerde çok berbat durumda. Son 2-3 aydır girmiyorum. Yine bu ay bir girelim, belki videosunu da çekerim. Belki toparlamıştır hile konusunda ama hiç zannetmiyorum. Kronik bir Battlefield sorunudur bu hileciler. Şu an çıkan 2042 için de çok fazla umudum yok hile konusunda. Evet, çok güzel oyun yapıyorlar. Mükemmel oyun yapıyorlar.
Önemli olan bizim bu oyunu sağlıklı oynayabilmemiz. Adil çerçevede oynayabilmemiz. Yani oyuna koyduğunuz kuralları işletin. Hilelere çözüm bulun. Artık donanım banı mı atıyorsunuz? Hardware'den mi? Nereden atıyorsunuz? Bilmiyorum. Bu hileciler zırt pırt gelmesin oyunlarımıza. Bakalım 2042 ne yeniliklerle gelecek? Oynanış açısından neler sunacak? Umarım insanları ilk haftadan küstürmez kendisine. Battlefield 1 ve 5 gibi. Ben yine böyle bir fiyasko olacağını düşünüyorum. Çünkü 1'de de gördük, 5'te de gördük. Bunlar bize her yeni çıkan Battlefield oyunu için çok fazla umuda kapılmamamızı öğretti. Umarım hepimiz için eğlenceli, adil bir oyun çıkacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.